Atabey Armağan Medresesi, diğer adıyla Gıyasettin Keyhüsrev Medresesi, Yivli Minare Külliyesi içinde yer alır. Günümüzde sadece portali ayakta olup temel izleri de algılanabilmektedir. Kapı üzerindeki kitabeden 2. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında Atabeylik yapmış olan Atabey Armağan tarafından 1239 tarihinde Gıyasettin K. Hüsrev adına yaptırılmıştır. Sade olan portalin iki kenarını üçgen ve yıldız motifleriyle oluşmuş kabartma bir bordür çevreler. Geniş basık yay kemerli kapının üst kısmında altı satır halinde düzenlenmiş kitabe taşı bulunmaktadır. Bu eserin kapısının karşısında bir 13. yüzyıl yapıtı olduğu sanılan Selçuklu metresesi kalıntıları vardır. Kale kapısı semtinde bulunan ve çok sayıda Selçuklu yapıtından oluşan eserler topluluğudur. Külliyede bulunan yapılar Yivli Minare, Yivli Camii, Gıyasettin Keyhüsrev Metresesi, Selçuklu Metresesi, Mevlevi Hane, Zincir Kıran Türbesi ve Nigar Hatun Türbesi. Yivli Minare Antalya'daki ilk İslam yapılarındandır. Nigar Hatun Türbesi Yivli Camiinin kuzeyindedir. Altıgen bir plan üzerine yapılan türbenin sade bir görünümü vardır. Selçuklu tarzında olan türbe 1502 yılından kalmadır. Zincir Kıran Türbesi'nin batısında bulunan yapı Mevlevi Hane olup Alaaddin Keykubat tarafından 1225 yılında yaptırıldığı sanılmaktadır. Kitabesi kaybolmuştur. Onarım görmüştür. Günümüzde Güzel Sanatlar Galerisi olarak kullanılmaktadır. Mevlevi Hane, Yivli Minare Külliyesi içerisinde yer alır. İlk yapılış tarihi Selçuklulara bağlansa da yapının 18. yüzyılda Tekeli Mehmet Paşa tarafından Mevlevi Haneye dönüştürüldüğü bilinmektedir. Yapı iki katlıdır. Güney cephe ortasında giriş kapısı bulunmaktadır. Ana mekanın üstü üçgen geçişli pencereleri ve aydınlık feneri bulunan kubbe ile örtülüdür. Bu ana mekanı da üç yönde tali hücreler çevrelemektedir. Ana mekanı doğudan eyvan şeklinde açılan tonozlu bölümün ise mutribin yeri olup dikdörtgen bir penceresi vardır ve zemini diğer mekanların zemininden daha yüksektir. Kuzey cephenin doğu köşesinde yine bu şekilde zemini yüksek eyvan şeklinde tonozlu bir hücre daha vardır. Kuzey-güney doğrultulu iki hücre ana mekana kapı ile açılmaktadırlar. Doğu cephede yer alan iki hücre arasında Dar ve tonozlu bir koridor bulunmaktadır. Hücrelerin üstü tonozlar ile örtülüdür. Batı ve kuzeyde ikinci kat olarak ikişer hücre daha bulunmakta olup bunların dervişler için ikamet mekanı olarak düzenlendiği düşünülmektedir. Bina halen Devlet Güzel Sanatlar Galerisi olarak tahsisli hizmet vermektedir. 13. yüzyıla ait bir Selçuklu eseridir. Kaidesi kesme taştandır. Gövde kısmı tuğla ve firuze renkli çinilerden yapılmıştır. 8 yivlidir. Minare günümüzde Antalya kentinin sembolü durumuna gelmiştir. Yüksekliği 38 metre olup 90 basamaklı bir merdiven ile çıkılmaktadır. Yivli Minare Camii Hivli minarenin hemen batısındadır. Anadolu çok kubbeli cami türünün en eski örneğidir. Yarım küre şeklinde 6 adet kubbe ile örtülüdür. 1372 yılında Balaban tavşiye yaptırılmıştır. Yapısında diğer elemanların yanı sıra antik kazıntılardan yararlanıldığı da görülmektedir. Zincir Kıran Mehmet Bey Türbesi Yivli minarenin kuzeyinde ve üst bahçededir. Şekil olarak Selçuklu tarzındadır. Fakat dış yüzeyinin sade olması, pencerelerinin bulunması, içindeki mezarlığın aşağı seviyede olması özellikleri ile Osmanlı türbeleri karakterini taşır. 1377 yılında yaptırılmış olup 3 adet mezarı korumaktadır. Kare kaide üzerinde yükselen Sekizgen gövde içten kubbe, dıştan sekizgen piramidal külah ile örtülüdür. Güneybatı kenarda beden duvarından hafif çıkıntı yapan giriş kapısı, pahlı profiller ile çevrelenerek dikdörtgen geniş meydana getirmiştir. Niş içinde basık yay kemerli kapı yer alır. Kemerin üzerine 3 adet rozet süsler. Yine kapı üstünde iki satır halinde kitabe yer alır. Türbenin içini sekizgenin kapı cephesi hariç, sekizgenin her kenarında bulunan dikdörtgen pencere aydınlatır. Bu pencerelerin üstlerinde de birer rozet yer alır. Ayrıca kapı üstünde yine bir halka mevcuttur. Türbenin içinde üç tane sanduka vardır. Şifai bilgilere göre üzerleri haç şeklinde çiniler ile kaplıymış. Kubbeye geçiş içleri dilimli küçük tromplar ile sağlanmıştır. İçte duvarlar dıştaki taş işçiliğine rağmen sade sıvalıdır. Osmanlı Sultanı II. Bayezid'in eşi ve Şehzade Korkut'un annesini Nigar Hatun adına inşa edilmiştir. Yivli minare külliyesi içinde bulunmaktadır. Kırma taş ve devşirme malzemeden örülen yapı altıgen gövdeli olup içten kubbe ve dıştan alaturka kiremitli piramidal bir çatı ile örtülüdür. Yıkık medrese olan Selçuklu Medresesi, Yivli Minare Külliyesi'nde yer alan medrese, girişin sağında bulunur. Kesin tarihi belli olmayan Selçuklu eseri 13. yüzyıla tarihlenmektedir. Adı bilinmemektedir. 4 eyvanlı medreseler planına dahil olan medrese dikdörtgen planlı taş duvarlıdır. Kuzeyi arazi şekli nedeniyle bir tepeye yaslanmıştır. Güneyde bulunan portal sivri kemerli ve beden duvarlarından çıkıntı yapmaktadır. Portalin iki yanında mukarnas süslemeli iki mihrabiye bulunmaktadır. Sivri kemerli portal nişinin içinde mukarnas dizileri ve basık kemerli kapı bulunmaktadır. Kapı kemeri üzerinde oldukça silik durumda medresenin dört satırlık inşa kitabesi yer alır. Ana giriş kapısından sonra yer alan eyvanın yanındaki dikdörtgen odaların sadece temel duvarları ayaktadır. İç avlu dikdörtgen olup etrafı revaklı sütunlar ile çevrili olduğu izlerden anlaşılmaktadır. Giriş eyvanının karşısında ana eyvan vardır. Bugün bina Antalya Etnografya Müzesi'ne ve elbise, mutfak aletleri, işlemeler, duvar halıları, dokuma tezgahları, çoraplar, torbalar, kilimler, süs eşyaları ve göçebe çatırlarından oluşan Geniş koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Ana eyvanın yanındaki hücrelerden biri enine dikdörtgen iken, diğeri boyuna dikdörtgendir. Böylece sağ köşede eyvan ile köşe hücresi arasına tonoz örtülü küçük bir oda daha ilave edilmiştir. Yan cephelerde de eyvan ve köşe hücrelerinin varlığı şüphesizdir. Ancak yakın zamana kadar harabe olan eser günümüzde onarılmıştır. Çarşı olarak düzenlenmiş ve turizmin hizmetine sunulmuştur.